Satranç, belirli kurallarla oynanan bir oyundur. Oyunun başlangıcından sonuna kadar oyuncular bu kurallara göre hareket ederler. Daha oyunun ilk adımında kurallar devreye girer. Karşı karşıya gelen iki oyuncunun el sıkışarak karşılıklı başarı dilemesi satrancın önemli kurallarından biridir. Uzun yıllar boyunca centilmenlik gereği bu kural pek çok oyuncu tarafından kendiliğinden kabul edilerek uygulandı. Ancak 2006 yılında oyuncuların el sıkışması yazılı bir kural olarak uygulanmaya başlandı. Dünya Satranç Federasyonu el sıkışmayı zorunlu hale getirdi ve bu kararını tüm dünyaya duyurdu. Oyunculardan biri el sıkışmayı reddetmesi halinde yenilmiş sayılıyor ve oyun başlamadan bitiyor. Tokalaşarak başlayan satranç oyununun yine aynı şekilde el sıkışılarak bitirilmesi gerekiyor. Oyunun sonucu ne olursa olsun, rakiplerin birbirlerini tebrik etmek için tokalaşmaları da oyunun kuralları arasında yer alıyor. Satranç, dikkat ve planlama gerektiren bir oyun. Hamle sırası gelen oyuncunun hangi taşı nasıl oynayacağını iyi düşünmesi gerekiyor. Çünkü bir başka satranç kuralına göre bir oyuncu dokunduğu taşla hamlesini tamamlamak zorunda. Bir taşa dokunduktan sonra vazgeçip bir başka taşla hamlesini yapamaz. Örneğin, önce kalesiyle hamle yapmak için taşa dokunan bir oyuncu, kaleden elini çekip atını hareket ettiremez. Böyle bir durumda rakibi ya da hakem tarafından ilk dokunduğu taşla hamle yapması istenebilir. Oyuncu, taşını hareket ettirip bıraktığı anda hamle tamamlanır. Taşı elinden bırakan oyuncu, hamle sırası yeniden kendisine gelene kadar bu taşa dokunamaz. Yani hamlesinden vazgeçerek taşını farklı bir noktaya taşıyamaz. Ancak taşı hareket ettirdiği halde oyuncu hala taşı bırakmadıysa, ilk düşündüğünden farklı bir kareye ilerleyerek hamlesini tamamlayabilir. Örneğin, filini iki kare ileriye taşımak isteyen bir oyuncu, taşını bırakmadan daha ileriye de götürebilir. Satrancın en önemli kurallarından biri, imkansız hamle yapılamamasıdır. İmkansız hamle, satrancın temel kurallarına aykırı yapılan hamlelere verilen isimdir. En çok yapılan imkansız hamleler, taşların yanlış hareket ettirilmesidir. Örneğin, sadece çapraz yönlerde hareket edebilen filin düz ilerlemesi imkansız hamledir. Bu da piyonla sık yapılan bir başka imkansız hamle. Piyon düz ilerleyerek taş yiyemez. Ancak çaprazındaki taşı yiyebilir. Bir oyuncunun şahı tehdit altındaysa onu kurtaracak bir hamle yapmak zorundadır. Şah tehdit edilirken onu korumayarak başka bir hamle yapmak da imkansız hamledir. Burada olduğu gibi şah tehdit altında olduğu halde rakibin bir başka taşını almak için yapılan hamle imkansız hamledir. Bu hamle iptal edilerek oyuncudan şahını kurtarması istenir. Oyuncu yaptığı bir hamle sonucunda kendi şahını tehdit altında bırakamaz. Bu da imkansız hamle olarak değerlendirilir. İmkansız hamle yapıldığında bu hamle geri alınır. Oyuncunun mümkünse imkansız hamleye neden olan dokunduğu taşla kurallara uygun yeni bir hamle yapması beklenir. İmkansız hamle yapmamak için hem taşların hareketlerini iyi bilmek hem de oyuna dikkat etmek gerekir. Dünya Satranç Federasyonu'nun kuralına göre bir oyuncu oyun içinde 3 kez imkansız hamle yaparsa yenilmiş sayılır. Satranç için ilk yazılı kural 16. yüzyılda İspanyol bir rahip olan Ruy López tarafından konuldu. 50 hamle kuralı adı verilen bu kural bugün de geçerli. Kurala göre ard arda 50 hamle boyunca hiçbir piyon hareket ettirilmez ve her iki oyuncu da rakip bir taşı yiyemezse oyun berabere biter. Bu kural özellikle tahtadaki taş sayısının azaldığı oyunun ilerleyen bölümlerinde önem kazanır. Çünkü taşlar azaldıkça oyuncuların rakip taşları yeme şansı da aynı şekilde azalır.